yapmış olduğumuz kutu bölmelerine bir çıta arı veriyorduk. Arılar şu çıtada 700-800 arı var doğduklarında. Dün tohumlayıp verdiğim ana arı bunun içinde. Dün akşam tohumlamıştım. İlk gün çiftleşme isteğiyle kutudan uzaklaşabiliyor. Onun için açtım. Normal şartlarda açmıyorum. En az 4-5 gün açmamam gerekiyor. Adam diyor ki bir kutu arı az değil mi? Bak bir çıta arıyı koyduk. Bak iki çıtayı sardı. Birkaç gün sonra bu arı dala katacak buraya. Adam yani videoyu izlemeden konuşuyor. Adam videoda diyorum ki yurt içi ve yurt dışı kaynaklara baktığınız zaman uluslararası makalelere 200-250 arı şey için yeterli diyor. Bir arının çiftleşip geldikten sonraki ihtiyacını karşılayacak şey var. İşçi arılara ihtiyaç var. Bunların da sayısı 200 ile 250 arası. Biz bir çıta arıyla neredeyse 1000 arı veriyoruz kutuya. Adam diyor ki ya bunun sayısı az değil mi? Yani video yani çekiyorsun, konuşuyorsun, adam dinlemiyor mu? Veya kafadan mı bir şeyler var? Bilemiyorsun. İkinci tohumladığımız ana arı. O da bu kutuda. Evet. Bu da kutusunda. Henüz ö. Bunlar en erken 4. gün yumurta atacak. En az 250 arıya ihtiyacımız var. Şu an arı çalışıyor. Ana ile uğraşmasınlar diye kek veriyorsun. Kekle uğraşıyor büyük kısmı. Bir kısmı yan tarafta pete görüyor. Bir çıt arı. Bir çıta yapmış olduğumuz bölmelerden ana arılar doğmaya başladı. Bu çıtada 700'den fazla işçi arı var. Üzerindeki arılarla yaklaşık 1000'e yakın. Şimdi videoyu yayınladım, altına yorum atıyorlar. Yani bir çıta arı az değil mi? Yani ya videoyu dinlemiyorlar ya da saplantılarından insanlar kurtulamıyor. Bir kraliçe arının çiftleşip geldiğinde kutusunda 200 veya 250 tane işçi, genç işçi arı olursa diyor, kaliteli bir ana arı için yeterli diyor. Biz onun 3 katını koyuyoruz. Adam yani bir türlü kabullenemiyor. Yani bilimsel gerçek bu. Çünkü şu an işçi arılar sökülmeye başladı. Bu 6-7 gün sonra çiftleşmeye gidecek bu ana arı. O zamana kadar 1000 tane arının içinde çiftleşip gelecek. Yani bu uluslararası makalelerde ve kendi makalelerimize de baktığınız zaman, üniversitelerin yayınlarına baktığınız zaman 200-250 işçi arı diyor. Biz 1000 tane arı koyuyoruz, adam diyor ki az değil mi diyor. Evet, ana arılar doğmaya devam ediyor. Kraliçe arı burada. Bir taraftan da oluşturduğumuz çıtadaki yavrular sökülmeye başladı. Yaklaşık bu çıtada 700 arı sökülmesi gerekiyor. Meme burada sökülmüş, açılmış. Temizliyorlar. Bir çıta söküldüğünde sıcak havada o 3 çıtayı saracaktır. Yapmış olduğumuz bölmede ana arılar doğmaya başladı. Bir çıta yavru da sayı olarak bu çıtada 700 tane doğacak işçi arı var ve şu an doğmaya başlamışlar. Ana arı da yaklaşık 8-10 gün sonra çiftleşeceği için çiftleşip döndüğünde
Yaklaşık 1000'e yakın arının içine gelecek. Normal şartlarda 200-250 genç işçi arı yeterli diyorlar. Bizde en az 700 tane genç işçi arı olacak bu kutuda. Yan arı doğmuş, dolaşıyor. Ana arı yeni doğduğu için daha pete görme olayı yok. Doğan ana arılar yaklaşık 11 gün sonra çiftleşip gelenler var. Bu arı çiftleşip gelmiş. Bir çıta böldüğümüz arı. Maşallah. B1'ler yavru kapatmaya başlıyor. Bu çıtayı örüp yavru basmış, kek gitmiş. Şimdi yeniden kek verdim ben buna. Kek olsaydı dalak atardı bu arı. Ana arı yine göremedik. Evet, ana arı burada. Mesela biz görememişiz. Birkaç gün içinde inşallah bunlar toplanacak. Evet, bazıları bir çıta arı az değil mi diyordu. Kek bitmesine rağmen arı dalak atmış tekrar. Bu çıtayı boş vermiştik, ana arı burada. Kesip vermiştik onu. Yavrular da kapanmak üzere. Bir iki güne kadar kapanır. Ve F1'leri de inşallah birkaç gün içinde sevk etmeye başlayacağım. Yani keki bitmiş. Kek bitmese daha neler yapacak bilmiyorum. Bu arılar bir çıta yavrulu bölünmüştü. Bu çıtayı yarım çıta keserek vermişim. Bunu da kopartmamız gerekiyor. Buna çıta vermem lazım. Evet. İnşallah F1'ler hazır olmaya başladı. Bir çıta böldüğümüz arılar yavru kapatıyor. Yavrular kapanmaya başlamış. Kek bitmiş. Yani kek veriyorum. Kek olsaydı bir dalak daha atardı galiba. Evet, bir çıta arı yeter mi diyenler bu videoyu seyrettikten sonra tekrar yine aynı şeyi söyleyecektir. Ne dersen de zaten.